Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet şöyle elimde tek renk, yağ yeşili bir yemeni var arkadaşlar. Ve şöyle aparatım kalem olacak bugünkü 21 numara tığım ve sizler için hazırlamış olduğum modelim bu şekilde arkadaşlar şöyle modelimi artık sizlere iğneden tığa olarak iğne yasını tığa çevirerek anlatmıştım fakat şöyle yaprakları düz böyle kirpiksiz bir şekildeydi ve ucundaki iğneden tığa çevirdiğim modelinde yapılışı biraz daha el işçiliği isteyen bir modeldi arkadaşlar. Şöyle yeşilini bu çimen kısmının yapılışını o kadar çok sevdim ki o kadar güzel duruyordu ki bu şekilde de şöyle sizler için tığ çevirmek istedim. Bunu ben kendim arkadaşlar sizler için aynısından yapacaktım düşündüm bu yapacağım yaprak bu şekilde kirpikli olacağına göre çimeli de ona benzer böyle takım şeklinde kirpikli olsun istedim arkadaşlar bakın çok güzel zarif sallantılı bir model olsun istedim daha öncekinde pipet kullanmıştım meyve suyu kullanmıştım biraz daha hani yaprak kısmı büyük olduğu için o daha narin ince sık iğneli 3 tane kirpi olan bir modeldi bu hem daha çok ütüye giden bakın arka kısmından da şöyle yaprak kısmı uçlarına e, rengarenk yaprak çimenine de sade bu yağ yeşili tülbentinden hazırlamış olduğum modelim şöyle ipimi göstermek istiyorum arkadaşlar birebir 732 numara e, ipimle tülbentim aynı renk evet bir de tülbentimi toplayıp şöyle ışıkta beyaz zemin üzerinde de modelimi göstererek başlayalım arkadaşlar anlatmaya şöyle Yakın planda tutuyorum. Bakın her şekli gözüksün diye bu şekilde yakın planda tutuyorum. Şöyle. Evet, ışıkta da beyaz zeminin üzerinde görünüşü de bu şekilde arkadaşlar. Evet çok güzel alt çimeni arkadaşlar çok aşırı hani yapımı da kolay. Bakın az şu başlarken de bu şekilde başlayacak. Benim devamı olmadığı için arka tarafını o şekilde yapmak istemedim görüntü açısından. Şu şekilde bakın şurada ve hemen onun yanında da bu şekilde kalemle ilmekler çıkarıyorum. iki tarafından ortaya da yaprağı yaparak başlıyorum. Daha önce kirpiksiz halinin çimenini zaten devamlı izleyiciler bilir. Yeni izleyen videoma araslayan kişi için anlatmak istedim. Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçebiliriz. Evet şöyle ikişer zincir çekerek türbentimizin kenar tığlama işlemini yapıyoruz. Dört kenarını da tığladık. Şimdi 696 nolu videomda tüm püf noktalarıyla mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. İlk başlar gibi başlayacağız. Her zamanki gibi dört tane de tığ battığı yaptık. Şimdi bakın sık iğne ile ipimizi sabitliyoruz. Ve üç defa zincirimi çekip tığ battığımın içine girip beşinci tığ battığı yaptım. İlk başlarken bakın şuradan gerisi bize ait. İlk başlar gibi başladık. Bir zincirle düz yüzüne döndüm. Şöyle. Hemen yanındaki sık iğneyi kapatıp 5 zincir. Buraya kapattım. Bakın 5 zincirden yuvaya 2 tane gitti bu şekilde. 3 tane de ara mesafesi olarak kaldı. Toplam 5 tığ battığı bu şekilde kullandık. Bir zincirle düz yüzüne dönüyorum. Şöyle bir sık iğne yapıp sık iğnemin üzerine bir zincirimi çekip ipimi uzattım. Aparatımı kalemi getirip taktım. Bir tane buraya ilmek çıkardık. Bak. Şöyle. Bu şekilde yapınca arasında açıklık olmuyor. Tığımı doladım. Sık iğne yaptım. Şöyle bakın bir iki tane zincirimi çekip aparatımı çıkardım. Bakın büyüklükte bir ilmeğimiz oluyor. Bir defa doladım iki zincirimin üzerine yuvaya giriyorum. Şöyle iki ve iki. bu şekilde bir trabzan dört zincir. Şöyle kapattım. Bakın bir tane kirpik. Trabzanın arasına kirpik. Demin bir defa dolamıştık. Şimdi iki defa doluyoruz. Ve iki, iki, iki alarak bu şekilde trabzanımızı hazırladık 4 zincir Evet kapatıyorum trabzanımın arasına bu şekilde ikinci kirpiğim 1 2 ve 3 zin defa tığımı doladım yuvaya giriyorum 2 şöyle 2 şöyle 2 2 bu şekilde üçüncü kirpiğimizi yapacağız 4 zincirimi çektim Bir defa doladık, iki defa, üç defa tığımızın başını doladık. Son olarak yine üç defa doluyorum. Lakin bakın buradan tek alıyorum. Dip kısmında 1 2 2 2 ve 2. Evet, 4 zincir. 4 zincirimi kapattım. Son yaptığım trapez Toplamda 4 tane kirpik yapıyoruz. 1 yaprağı. Geri kalan kısmı da 8 tane sık iğne ile de yapıyorum. Bakın şöyle bir iğneden daha dönüşüm olduğu için bu sık iğne zarif olduğu için bunu tercih ettim. Normal sık iğne de yapabilirsiniz. Şart değil bu sık iğne arkadaşlar. 4 5 şöyle 6 7 ve 8 8 tane bu şekilde yaprağı yaptık ve 9. da yine yuvada yapıyorum. Bakın, bu şekilde sık iğnemi yaptıktan sonra ilmeğimi uzatıp şöyle aparatıma takıyorum. Bakın şu şekilde tığımın başını bir defa dolayıp yuvada ilmeğimin aşağı kaymaması için bir sık iğne yapıyorum. Şöyle net gözüküyordur inşallah. Bir de bu dönüşüm yaptım tığ battının üzerine bir tane daha sık iğne yapıyorum ve iki tane zincir çekiyorum. Sadece bu ilk tığ battığımda iki zincir çekiyorum. Üç zincir büyük atıyor. İki zincir olunca şu sık iğne ile beraber arkadaşlar aslında üç oluyor tığ battıdaki. Denersiniz. Eğer büyük olmazsa arkadaşlar siz üç de çekebilirsiniz oraya. Evet şimdi yine beş tane sık iğne yapacağız. Bakın ilk geldiğimiz noktaya geldik. Yanmış olduğumuz yaprağımız bu. Şöyle 4 tane kirpikten 8 tane sık iğneden ve yanlarında da bu şekilde 2 tane ilmekten oluşan bir yaprak hazırlayarak gidiyoruz. Bir tane daha yapalım şöyle. 5 tane buraya tığ battı yaparak başlıyoruz. 2 oldu. 3 zincir 3 3 zincir 4 3 zincir ve 5 evet. Şimdi ilk başlar gibi başladık. Bakın 5 tane üçer zincirden tığ battığımız hazır. Bir zincirle dönüşümü yapıp sık iğne ile girdim. Şöyle ve 5 zincir. 3 4 ve 5. Hemen yanındaki tığ diye giriyorum. Şöyle bakın arada 3 tane tığ battınız. mesafe olarak kaldı. Şöyle bir zincirle dönüşümü yapıp Sık iğnemi yuvada kapatıp bir zincirimi çekiyorum. Şöyle sık iğnemi sağa doğru yaklaştırıyorum. Şimdi aparatıma alıp, bakın bu şekilde ilmeğimi taktım ve şu şekil alınca arada fazla açılma olmuyor. Tercih ederseniz arkadaşlar, bakın iki tane de zincir çekiyorum sık iğneden sonra. Şimdi artık kalemimiz bize rahatsızlık vermemesi için çıkardık. Yaprak yapımına başlıyorum. Bir defa tığı dolayıp 2, 2 alarak bir trabzan 4 zincir. Kapatıyorum. İlk kirpiği bu şekilde hazırladık. Şimdi bir defa daha tığ dolamasını artırdım. Her trabzan yapış bir dolama çoğaltıyoruz. Şöyle 2, şöyle 2. 1 2 3 ve 4 zincir kapattım bu şekilde şimdi yine bir dolama artırıyorum 3'e çıkardım 2 2 alacağız yine kalın ve güzel trabzanlarım olsun şöyle dolgun bir yaprağım olması için arkadaşlar bu şekilde 2 2 alarak yaprak hazırlıyorum 4 zincir kapattım kirpik olarak 3 defa doladım. Sonuncuyu da 3 defa doluyorum. Üzerine sık iğne yapacağımız için şöyle bir alıyorum. 2 2 bir tık daha büyük yapıyorum ama bir alarak dibinde sonucu bu şekilde. Evet, 4 zincirden kapatıyorum kirpiği ve buraya 8 tane sık iğne yapıyoruz bakın. Şöyle 1 2 zarif olması için ipinizi güzelce esnetin. 3 4 5 6 7 ve 8. 8 evet, tane sık iğne yaptık. Şöyle bakın. dokuzuncuyu da bu 5 zincirli ana yuvada yapıp buraya da bir tane sık iğne ile iniş yapıyorum. Şöyle Bakın yaprağımız yine tamamı oldu. Ve bir zincir çekip ipimi uzatıp hem başa hem sona bu şekilde arkadaşlar bir ilmek takıyorum. Bakın. İlmeği taktıktan sonra tığımın başını bir defa dolayıp bu aynı yuvanın dibine bir tane sık iğne yapıyorum ki ilmeğimi destekleyeyim. Bir tane de tığ battığının her ikisi de aslında bu ilmeğimi destek için hem de biraz yukarıda durmasını sağlıyor bir iki zincir sadece ilk tığ battım iki zincir diğerlerini arkadaşlar e, şey diğer dört tane tığ battı Üçer zincirden yapıyorum onun sebebini açıkladım buradaki sık iğne ile beraber 3 oluyor e, eğer 3 zincir çekersem 4 zincir büyüklüğünde durduğu için orasını iki sık iğneye çıkıyoruz şöyle 3 zincir yine 5 tane tığ battı mesafesi verip sizler devam edeceksiniz. Şöyle bu şekilde 4 oldu. Bu da 5. tığ battı. Evet. Bakın çimenimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şöyle ilmeklerden tutup bu şekilde bakın sallantılı rengarenk yapraklar yapacağız şöyle göstereyim Evet şimdi yaprağımızda aynı yapılış tarzı aynı arkadaşlar onun yapılışına da geçelim bir zincir çekiyorum şöyle ilk ilmekten tutuyorum dönük olmamasına özen gösteririm arkadaşlar sağa sola dönmediğine kalıp gibi çıktıysa dönmüyor genelde bakın benim ilmeklerimi kalıplamaya çalışıyorum elimden geldiği kadar Evet bakın iki tane ilmeği iç içine geçirip ortasından sık iğne ile sabitleyip yuvamızı oluşturduk İki zincirimi çektim bir defa tığımı dolayıp şöyle bakın bu iki yeşilin yuvası iki ilmeğin arası bizim yuvamız olacak şöyle iki iki alarak trabzanımı yaptım 1 2 3 4 zincir kapatıyorum bu ilk şirpimiz. iki defa tığı doladım her trabzan yapış şöyle dolamaları artırıp o şekil yapıyorum şimdi 3 seferde 2 2 yine ama üç seferde alıyorum 4 zincir ve kapat da ikinci kirpiğimiz. Şimdi bir defa daha tığımın başını dolamasını artırıp üçe çıkarıyorum. Yine aynı yere bütün trabzanları bu iki ilmeği birleştirdiğim noktaya kapatarak şöyle 2 2 şöyle bunu da 4 seferde aldım bakın. 2 seferde, 3 seferde, 4 seferde. 4 zincir. Kapatıyorum. Evet, 3. kirpiği de oluşturduk. Şimdi Yine 3 defa doluyorum. Lakin şurada şöyle bir defa alıyorum. Bakın. 1 şöyle 2 şöyle 3 şöyle 4 ve sonuncuyu da 5 seferde çıkardık. Yine 4 zincir. Yine trabzan arasına kirpik. Geri kalan kısma yine 8 tane sık iğne yapıyorum. Bakın. 1 şöyle 2 Net gözükmesi için şöyle tutayım size doğru. 3 4 5 6 Şöyle bakın. 6 7 ve 8. Evet, yine 8 tane. Bakın bu şekilde sık iğnemizi yaptık aynı yeşillerde olduğu gibi dokuzuncuyu da buraya şöyle sık iğne ile sabitleyip üzerine de bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kopardım şöyle yaptığımız yaprağımıza bakalım arkadaşlar şu ilmeklerin arasından iki ilmeğin arasından böyle güzel bir yaprak hazırladım size Şimdi bir tane de turuncu yapalım. Şayet ışıktan net çıkmadıysa. Evet şöyle turuncuyu da yapalım. Yine aynı şekilde bakın. Buradaki ilmeğin dönük olup olmadığına bakıp arasından geçiriyorum. Diğer ilmeğin arasından geçip şöyle dönük değil arkadaşlar. Şimdi yapabiliriz yaprağımızı. İki zincirle başlıyorum. Bir defa tığımı Yine aynı iki ilmeğin arasını şöyle 2 2 alarak trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4 Kapatıyorum. Bu şekilde. 2 defa tığı doladım. Aynı yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2 2 ve 2. 3 seferde. 1 2 3 ve 4. Şimdi bir defa daha artırıyorum. İlmeğin arasına girdim. Şöyle 2 2 2 ve 2. Bakın 4 seferde aldım trabzanımı. 4 zincirimi çekip kapatıyorum. Evet, yine 3 defa. Sonuncuyu da 3 defa lakin 5 seferde çekeceğiz. Yine bu yeşil dalın arasına giriyorum. 2 Şöyle tekrar alalım arkadaşlar. 3 defa doladım. Hemen ilmeklerin arasına giriyorum. 1 2 2 2 ve 2 1 2 3 ve 4 zincir. Trabzanın arasına girip buraya bir tane tomurcuk yapıyorum. Geri kalan kısma 8 tane sık iğne yapacağız. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, şöyle bakın hafif bombelilik olsun diye 7 ve 8. 9. da yine bu trabzanları yapmış olduğu yeşil yuvanın içine girip sık iğne ile sabitliyorum. Üzerine de bir zincirimi çekip ipimi kopardım. Şöyle bakalım arkadaşlar. Rengarenk çok güzel. İğneden tığa yapraklar oldu. Şöyle. Hemen ben bu e, ipleri yakıp temizleyip geleyim arkadaşlar. Evet. Modelimizin yapılışını tamamladık bakın arkadaşlar şöyle yakın. Tutayım bir de. Çok tatlı oldu. İstediğiniz renkleri bu şekilde koyabilirsiniz. Bakın sallantılı hoş bir model oldu sizlere. Hangi renkleri seviyorsanız, hangi tülbentin rengini seviyorsanız bu şekilde yapıp ayarlayabilirsiniz. Evet, gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Şu sallantılı duruş çok hoş duruyor. Hele böyle yaşmak yapıp anla döküldüğünde rengarenk yapraklar ayrı bir güzelliği oluyor. Şöyle sallantılı duruşu oluyor. Evet. Modelimiz bu arkadaşlar. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.